Thank you.
ricevi di sapere. Thank you.
Evet sevgili dostlar, evvela hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı sabahlar diliyorum. Efendim davetimize icabet ettiniz, sizi mutlu ettiniz. Bize keyif kattınız, şeref verdiniz. Kendim, şahsım, ekibim ve de çalışma arkadaşlarım adına teşekkür etmek istiyorum. Zaman kıymetli, bir taraftan kahvaltımızı yapar iken, ikramlarımızı alır iken, bir sohbet havasında sizlerle bir arada olmayı arzu ettik. Bu toplantıyı bizim tertiplememizin başlıca dört ayrı başlığı var. Ben dostlarımızla bunları paylaşmak istiyorum. Efendim ilki şu, birçoğumuz bilhassa yerel medya adına söylüyorum, ulusaldan da bilhassa genel sosyal medyada hizmet üreten arkadaşlarımız ağırlıkta biliyorlar. Belki bizim dünümüzü biliyorsunuz, kuruluşumuzu biliyorsunuz, geçmişimizi biliyorsunuz. Ama biz bugün minik de olsa sizi yormadan, sıkmadan hayat hikayemizi paylaşmak istiyoruz. Geçenlerde Ünal Tanık abim ziyarete gelmişlerdi sağ olsunlar. Nihat Bey'le odada oturdularken biz hemen sohbete başladık kayıt almaya. Dedi ki dur dedi, bu dedi çok beni etkiledi, çok da önemli benim için hayat hikayeleri. Onun için ben müsaade ederseniz kayıt altına almak istiyorum. Tabii bizim sevgili dostlar her şeyin ötesinde şunu söylemek istiyorum. Her şeyimiz şeffaf ve berrak. Kişisel yaşamımız da böyle oldu. Şükür olsun Yaradan'a. Kurumsal manada da her şeyimizi son derece berrak yapmaya gayret ettik. Kaldı ki hizmet ürettiğimiz sektör itibariyle aslında bu berraklık, bu doğruluk, bu dürüstlüğü belki de %100 insanların memnuniyetine sunmak, onu başarabilmek çok da zor. Ama bizler bu sektörde, yani inşaat gayrimenkul sektöründe şüphesiz kusurlarımız olmakla birlikte, eksiklerimiz olmakla birlikte çok büyük ölçekte bunu başarmış bir grubuz. Bunun için de Yaradan'a hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Efendim tabii 2011 yılı sonu itibariyle 62.700 konut satmış bir gruptan bahsediyorum. 62.700 konut. Bunu 3 ile 4 ile çarptığınızda 250.000, 5 ile çarptığınızda 300-350.000 civarında insanla bizler organik bağ kurmuşuz. Dost olmuşuz, ahbap olmuşuz, akraba olmuşuz. Tabii sektör o kadar önemli bir sektör ki bu sektörde tüketici doğru adresi bulduğu andan itibaren o adresi asla bırakmaz. Çünkü o şahıs
ki nüfusumuzun %70'ini ifade ediyorum, %70'i 20-25 yıl ama devlet memuru olarak, ama özel sektör çalışanı olarak 20-25 yıl boyunca çalışır, bir ev hayalini kurar durur. Ve bu nüfus bizim Türkiye nüfusunun %70'ini temsil ediyor. Düşünün ki bir gömlek almak için ya da bir restoranda yemek yemekten bahsetmiyorum. Ya da evine alacağı bir koltuk takımından bahsetmiyorum. 25 yıl boyunca hayalini kurduğu çoluğuyla çocuğuyla sığınacağı yuvasından bahsediyorum. Şimdi düşünün ki 25 yıl boyunca bu hayali kurmuş olan insanlar bir konut sahibi olacaklar. Takdir buyurun. Şüphesiz en inanılır, en güvenilir adresi tercih ederler. Şimdi müsaade ederseniz ben 5-10 dakika sizi sıkmadan bu hayat yolculuğundan bahsetmek istiyorum. Efendim sene 93, bizler de milyonlarca insan gibi taşı toprağı altın misali. Hemen ben İstanbul'a geldim ve ailemin en büyük erkek evladı idim. Şimdi Anadolu'da erkek evlat babadan sonra ailenin reisidir. Baba var iken de rençberidir. ...93'te rahmetli babama dedim ki, hastaydı kendisi ve çok ağır bir hastalığı vardı. Büyük ölçekte de mal varlığımızı yitirmiştik onun hastalığı döneminde. Ben de liseyi bitirmiş gidim. O sene bitirdim zaten. Dedim ki babacığım, ben gidiyorum. Gitme oğlum dedi. Baba müsaadenle gidiyorum dedi. Çünkü memlekette iş, aşk imkanı yok. İstanbul'a geldim. Benden hemen sonra rahmetli kardeşim geldi. Ve bizler bir bekar odasında kaldık. Ev demiyorum. Bir bekar odasında kaldık. Küçükçekmece tren istasyonu üstünde. Safiye teyzenin evi. Evimiz, yani odamız 60-70 yıllık bir binanın alt giriş odası. Akşam gömleğimizi çıkarıyoruz. Askımız yok, kapının arkasına çivi çivi demişiz. Onları asıyoruz. Sabah kalktığımızda gömleğimizi giyelim dediğimizde nemden, rütübetten sırılsıklam olmuş oluyordu. Eşyamız da yoktu. Safiye teyze bize bir tane kanepe vermişti, çekyat. Hani çekyat şeyden geliyor, hatırlayın lütfen. Eskiden işte arka tarafı raf gibi olan, altı da işte çekyat dedikleri de bunun içine giren, sonra akşam yatacağınız vakitte öne çekip üstünde yattığınız kanepeden bahsediyorum. Yalnız çekyatımızın bir kısmı döşeği yırtıktı. Hatta süngeri de neredeyse yoktu. Tahtaya denk geliyordu. Biraderle anlaşmıştık. 3 gün o süngerli bölümde yatacaktı ben tahta. 3 günde ben süngerli bölümde yatacaktım o tahta. Tabii ciddi bir hayat yolculuğu 96 yılı. Efendim türlü gayretlerle daha sonra rahmetli bir de küçüğü gelmişti. Bizler İstanbul'da efendim bir tane ev almaya kalkıştık rahmetli babamın isteğiyle. Borç harç bir eve girdik. Sonra ailemizi getirdik İstanbul'a. Bir müddette kirada oturduk. Evimiz bitti. Evimize geçtik. 98 yılı. O meşakkatli yolculuktan sonra rahata kavuştuk dediğimiz anda
Kardeşimi bir trafik kazasında Allah'ın rahmetine verdik. Tabii kaybettiğim bir kardeşim değildi. Benim hayat arkadaşımdı, can yoldaşımdı. Bizler koyun koyuna belediye bankoları üzerinde yatan iki kardeştik. Bir dönem dayımın evinde kalıyorduk. Gece saat 12'de bir de işten çıkarken eve doğru gittiğimizde rahmetli kardeşime şunu söylüyordu. Tevfik, eğer ışık yanıyorsa evin, dayımın evinden bahsediyorum. Eğer ışık yanıyorsa eve çıkacağız. Yani kapıyı tıklayacağız. Yok eğer ışık yanmıyorsa vallahi kardeş rahatsız etmeyeceğiz. Belediye bankoları bizim. Ve bizim sayısız böyle sabahladığımız efendim gecemiz olmuştur. Tabii ben bu kardeşten bahsediyorum. 98'den kaybettiğim kardeşim o kardeşti. Doğrusu benden çok şey alıp götürmüştü. Psikolojik dengemde, ruh sağlığımda çok yerinde değildi. Ve 98'de beraber biz de hatta çalışıyorduk. Ben ani bir kararla, çünkü aileyi İstanbul'a getirmişiz. 11 ayrı nüfusuz. Babam hasta. Aile reisi artık benim. Ve benim üzerimde çok ağır bir yük var. Ama önümde önemli de bir engel var. Askerlik problemi var. Küçükçekmece sahilinde taşlık bir alan vardı. Onun üzerinde oturuyordum. Tabii ağlıyordum. Yani ben aylarca ağladım tabii. Neredeyse her gün. 5 dakikada karar aldım. Askerlik şubesi de 500 metre ilerisindeydi. Gittim ve ben askere gitmek istiyorum dedim. Askere gittim. 99 dönüşünde askerliği bitirdik. 99 Ağustos depreminden 2 ay sonra geldim. Ve rahmetlinin bir küçüğüne Nihat Bey'e dedim ki, Nihat'cığım bak biz geniş bir aileyiz. Artık bu sorumluluk bizim. Biz bir yerlerde çalışarak bu aileye bakamayız. Bir tane arabamız var, minik de birikmiş bir paramız var. Yani sermaye de kısıtlı. Dedi ki, ne yapalım abi? Dedim ki, ya biz bir işletme kurmaya kalkışsak ne dersin? Efendim işte büfeydi, zaman zaman işte sigortacılık dedik. Sonra sigortacılığa karar verdik. Gittik Aksoy'a. Dediler ki, bize daire teminatı vereceksiniz. Çıktık, Nihat'a dedim ki, ya bizim bir tane dairemiz var. Vallahi onu da babaya söyleyemeyiz. Garibim zaten hasta. Kalpten gider. E peki abi ne yapalım, ne edelim derken, Nihat dedi ki, abi dedi, bizim asıl sermayemizin farkında mısınız? Nedir o dedim. Biz dedi 6 yıl boyunca Pizza Hut'ta halkla ilişkiler konusunda uzmanlaştık. Ve trainee menajerlik sınavlarında, BMT sınavlarında hep dereceler aldık. Ve bizler Pizza Hut'un en iyi personelleriydik. Ve bizim en büyük sermayemiz tatlı dilimiz, güler yüzümüzdü. Günlerce kardeşimle kafa kafaya verdik, konuştuk, tartıştık, paylaştık. Ve sonra emlaka karar verdik. Peki niçin emlaka karar verdik derseniz? Beylikdüzü'nde o dönemler binaların altında ofisler açılabiliyordu. Ve o ofislerin kiraları da çok düşüktü. Bizim tercih sebeplerimizin başında da o geliyordu. Yani kirası çok düşük, işletme açabilecek ve Nihat Bey'in bahsettiği o sermayemizi bizler kullanmış olacaktık. Ve 99'da Beylikdüzü'nde birkaç ay araştırma yaptıktan sonra ilk ofisimizi açtık. Nihat Bey tabii 2 ay sonra askere gitti. Benle Yusuf kaldı. Yusuf Bey daha 14 yaşında. Ben ise 22 yaşındayım. Tabii tam kışa denk geldi.
O dönemlerde doğrusu çetin ve kış yaşanıyordu. Bilhassa Meylikdüzü bölgesinde rakım itibariyle yüksek biliyorsunuz. Ve ben E5'in günlerce trafiğe kapandığını bilirim. Tabii ofisimizde Sefaköy'de oturuyoruz, gidemiyoruz, haliyle ofiste kalıyoruz. Bir piknik tüpümüz var, o zamanlar doğalgaz, kombi falan vesaire de yok. Piknik tüpünün üstünde ısınıyoruz iki kardeş. Gece yatacağız, yatak, yorgan, döşek yok. Kapıcının eşi Dilber abladan biz bir battaniye, bir de yastık istedik. Allah razı olsun getirdi bize. Biz de iki kardeş birbirimize sarıldık, yattık. Üç gün öyle kaldık burada. Bir gün, işte bahara doğru girdik. Avusturya'dan bir tane hanımefendi geldi. Tabii o döneme kadar bir iş yapmış değiliz, olanı da ceplenmiyoruz. Bir hanımefendi geldi ama şeyi takip ediyoruz, yani piyasayı anlamaya çalışıyoruz. Yani nedir bu emlak dedikleri şey? Ya da bu emlakçılık nedir, nasıl yapılıyor? İnsanların gönlüne, kalbine nasıl nüfuz edeceğiz? Bunları tabii takip ediyoruz bu süreçte. Hanımefendi geldi, bir tane daire beğendi. Sonra ben hanımefendinin aldığı dairenin ne kadar makul bir fiyata aldığını kendisine anlatmak adına onun iki kat üstünde bir dairenin bir diğer esnaf arkadaşımız tarafından 2000 lira daha fazlaya satıldığını söyledi. Ve hanımefendi de o ofisi aradı. Ofisin ismini vesairesini vermiyorum gıybet olmasın diye. Dilara Hanım adında bir hanımefendi geldi, dedi ki efendim o binada dedi telefonda bizde 8000 liraya da daire var. Halbuki biz 13000 liraya satıyoruz. 2000 yılından bahsediyorum. Tabii hanımefendi döndü bana dedi ki ya Seyitan Bey dedi ben dedi ne çok inanmıştım size dedi. Ne çok güvenmiştim. Yıllar boyu gurbet elde edindiğim birikimimi burada yatırıma çevirecektim. Aylardır da dolaşıyorum, size inanmıştım. Bak sizin bana 13000 liraya satacağınız dairenin meğerse 8000 liralığı olanı da varmış aynı binada. Dedim ki efendim vallahi ben de çok merak ettim. Çok da üzüldüm. Biz de beceremeyiz yalanı dolanı. Yüzümüz gözümüz kızarmaya morarmaya başladı. Dedim ki yalnız efendim ben de çok merak ettim. Hanımefendi bir gelse bize gösterse biz de görsek. Tabii binanın önünde buluştuk Dilara Hanım'la. Dilara Hanım da şunu söyledi. Dedi ki efendim bu binada yok da dedi. Ama dedi çevrede dedi var. Yo dedim kardeşim bizde dedim emka sitesinin 5 liraya var. Ona bakarsan. Neyse ama ben hanımefendiye şunu söyledim. Dedim ki efendim siz lütfen Dilara Hanım'a eşit edin. Size bu seçeneklerini de göstersinler. Eğer olur da tercihiniz biz olursak ben sizi tekrar aramayacağım. Sonra ofisime gittim. 5-6 aylık bir ofisiz. Pek bir iş yapmış değiliz. Doğrusu bir moralmen bir çöküntü de söz konusu oluyor. İki kardeş, bir tane de sekreter kardeşimiz var. Hizmet üretmeye çalışıyoruz. Odama döndüm. Tabii üzgün bir şekilde. Yusuf Bey geldi. 15 yaşındaki haliyle meğerse kapıdan bana bakıyor. Biz de çünkü çok inanmıştık bu satışı yapacağımıza. Biz o satışı yapacaktık, biraz daha rahata kavuşacaktık. İlk işimizi yapmış olacaktık, bizim için ilk deneyim olmuş olacaktı. Önemliydi yani kısacası. Yusuf Bey dedi ki, ya abi ne düşünüyorsunuz? Dedim ki, Yusuf'um, eğer Mevlam nasip ederse inşallah, ben bu işin, bu sektörün anahtarını buldum. Nedir dedi o anahtar? Dedim ki Yusuf'um, bu sektörde inanılacak, güvenilecek, helali, hakkı, hukuku bilecek esnaf ihtiyacı var. Ve inşallah bu boşluğu biz dolduracağız. Sabır edeceğiz, sebat edeceğiz, Allah'ın izniyle sonuca gideceğiz dedim Yusuf'a. Hanımefendi geldi ve bizden aldı o daireyi. Şükür olsun. Değerli dostlar, ben daha fazla yormak istemiyorum. Kırık ve döşeği yırtık çekyattan 2011 yılının sonu itibariyle
62.700 konut satmış. Bugün Türkiye'nin dört bir tarafında 100 ayrı noktasında yaklaşık 2000 civarında bir çalışan kitlesiyle sizlere ve yurttaşlarımıza Rabbim bize verdiği kuvvetle, kudretle hizmet üretmeye çalışan kardeşleriniz konumuna geldik. Ve onun mayası sevgiydi, şefkattı, muhabbetti, sabır. Doğruluktan, dürüstlükten ve yarın Rabbin huzuruna gireceğimiz anın korkusuyla yaşamaktı. Bütün bunların mayasında bu saydığım özellikler vardı. Tabii 2003'ü de minik bir örnek olsun diye paylaşmak istiyorum. 2003'te Beylikdüzü Beylik Pazarı var. Bileniz için söylüyorum. Bilmeyenler de Migros'un arka tarafı olarak bilebilir. Beylikdüzü'nün aslında en güzel noktası. Fakat o dönemler hep kooperatif usulü siteler yapıldığı için sahipsiz bırakılmış bir site. 166 tane dairesi var mal sahibinin ve mal sahibi efendim keyif alarak söylüyorum, ellerinden öpüyorum, ekmeklerini yedik, haklarını bize helal etsinler, Çebi ailesinden bahsediyorum. Çebi Taş'ın sahibi Halis Çebi abi, daire sahibi. Halis ağam tipik bir Karadeniz ağası. Boyu 1.60-1.65 civarında, olabildiğince tatlı bir göbeğe sahip ve Kadıköy sahilde şirket merkezleri var. Gidiyorum, efendim, Halis ağa koltuğuna gömülüyor. Eskiden bir Semra Hanım vardı, hatırlar mısınız? Kaynana Semra. Bu televizyonlarda çok da popülerdi bir dönemler. Halis ağam sürekli Semra Hanım'ı izliyor. Hafiften de şöyle gözlerini kenarıyla bizi kesiyor, tekrar dönüyor Semra Hanım'a. 5 defa gittik. 6.'sında yeğeni var Ömer Bey. Ömer Bey dedim ki, ya Ömer abi, Halis ağam eğer bunları satacaksa, abi vallahi yeter artık, Beylikdüzü'nden buraya kadar geliyoruz. Yok değil, gönlü yoksa, bizi de artık yormayın, bak 6. defa da geliyoruz. Efendim, kısa kesiyorum. Sağ olsunlar, 10 aylık vadeyle bize 166 tane dairelerini verdiler. Tanesi 30.000 dolardı. Tabii bina her ne kadar yeri itibariyle güzel de olsa, yıpranmış olsa da bir makyaja ihtiyacı vardı. Bizler de geldik, dairelerin makyajını yaptık. 10 ayda Halis Bey'e ödememiz gereken parayı yaradan nasip etti. 4 ayda bütün daireleri sattık ve götürdük, paranın tamamını ödedik kendisine. Sonra döndü Ömer'e dedi ki, Ömer dedi, uşağım dedi, ha bizim dedi o ha havuzun yanındaki dedi binayı dedi bu uşağa ver dedi. O bahsettiğim bina Bahavuz'un bitişindeki Delta Plaza. Ben onların ellerinden öpüyorum. Kendilerine saygı ve hürmette dilim döndüğünce ve tenimde, bedenimde Cenab-ı Allah ruhu nasip ettiği müddetçe her yerde anacağım. Sevgili dostlar, Halis ağanın gayrimenkullerinden bizler 33-34 bin dolara aşağı yukarı mal ettiğimiz her bir bağımsız bölümü ortalama 53 bin dolarla sattık. Yani her birinden aşağı yukarı 20 bin dolar para kazandık. Ve Bahavuz'un yanındaki Delta Plaza ile birlikte yaklaşık 260 bağımsız bölüm aldık onlardan. Tabii 2006'da bir büyüğümüze gittim, dedim ki, efendim sizin Migros'un arkasında bir arsanız var, ben orayı almak istiyorum. Hani şükür olsun artık sermayemiz olmuş, alıp satmaya başlamışız, para kazanmışız, iyi de bir çevre edinmişiz. Efendim işte şube sayılarımız artmış, çalışan kitlemiz son derece
Efendim Mesut'un çoğalmış. Dedi ki sen için ne yapacaksın arsayı? Dedim ki efendim ben iki blok üretmek istiyorum. Seyitçim dedi, senin dedi, bir Yahudi misali vereceğim dedi sana. Yahudi demiş ki, nan kazanmak istiyorsan yapsan. Para kazanmak istiyorsan alsat. Senin nama ihtiyacın yok, sen git alsat yap. Alsata devam dedi. Tabii benim için kıymetli ve çok değerli bir büyüğümdü. Bu itibarla da ben efendime söyleyeyim, kendisinin dediğini yapmaya devam ettim. Efendim, ne zamana kadar? 2009'a kadar. 2009'a geldiğimizde artık tüketicilerimiz, tamam kabul, birçok müteahhit arkadaşımızın yerini dahi biz sizden dolayı alıyoruz, kabul. Size inandığımız, size güvendiğimiz ve size itibar ettiğimiz için alıyoruz, kabul. Müteahhit arkadaşlarımı tenzih ederek söylüyorum. Ama biz artık sizin ürettiğiniz yerlerden almak istiyoruz dediler. Ve sevgili dostlar, hamdolsun Yaradan'a 4 yıldır 4 ayrı rezidans projesini, ki toplamı 1100 dairedir, tamamını bitirdik ve bölgenin en konforlu rezidansları şeklinde yaptık. Hak sahiplerine teslim ettik ve projelerimiz daha yapım aşamasındayken satışlarını bitirdik. Şükrediyoruz Yaradan'a. Peki, denilebilir ki, ya siz hani önemli bir marka haline geldiniz, 13 ayrı şirketten oluşuyorsunuz, büyükçe de bir grupsunuz. Peki neden reklamda eksiksiniz ya da promosyonda niçin eksiksiniz denildiğinde? Şunu söyleyelim, evet bugün Coca-Cola da bir dünya markası ama sonuçta marka değeri adına reklam ve promosyona devam ediyor değil mi? Ya da McDonald's, ya da AO. Fakat biz şunu arzu ettik. Evet reklamı yapacağız, promosyonu yapacağız. Fakat bizim ona hazırlıklı olmamız lazım. Yani haznemizin dolu olması lazım. Bunun için de her daim tüketicimiz bizden bir talepte bulunduğunda